Yani stratejik olarak bir planlama veya siyasi olarak bakış açısı ve aynı zamanda insan hak ve özgürlükleri ve yargıda özellikle taraflı veya yanlı davranış biçimleri ve vatandaşın özgür düşüncesine müdahale alanından dolayı bir de ekonomik olarak da doğru strateji olmadığından dolayı bir yatırımcılar fazla Türkiye'ye gelmiyor. Kesinlikle Rıdvan Bey, ben önce şunu söyleyeyim. Yani maalesef küresel sermaye 2018 yılından itibaren ağır ağır çekilmeye başladı. Sadece küresel sermaye değil, bizim yerli sermaye dediğimiz, yani bu iktidar döneminde çok ciddi servet sahibi olmuş insanların tamamı da servetlerini yurt dışına götürdüler. Nereye götürüyorlar? Mesela hiç Libya ya da Mısır'a, oraya buraya götüren duydunuz mu? Hayır. Nereye götürüyor? Avrupa'ya götürüyor. Niçin Avrupa'ya götürüyor? Çünkü oranın hukuk sistemi, bankacılık sistemi sağlıklı olduğu için, sağlam olduğu için oraya götürüyor. Peki Türk oligarkları nereye götürüyor? Tamamen batıya götürüyor. Evet. Yani inşallah ben burada bu vesileyle... Genel başkanımız öyle dediği için söylüyorum, evet. Sizin vesilenizle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Buyurun. O holigatların tamamı mümkünse paralarını şimdi getirsinler. Çünkü bu paraları bu coğrafyada kazandılar. Bu ülkenin kazancıdır. Yine paralar kendi paraları olsun. Ama getirsinler, burada yatırımlarını yapsınlar. Yarın korkarım ki Rus holigatları gibi onların da başına bu belalar gelebilir. Paralarınızı bir an önce getirin ve buna emin olabilirsiniz. Bütün devletin kurumları kimin paralarının nerede olduğunu da çok iyi biliyor. Evet. Yani bu dijital çok büyük paralar belli. Dışarıda yani Rıdvan Bey, öyle evet. Ufak paralar değil. İsviçre bankalarında, adalarda, şurada burada çok çok yüksek paralar. O paralar bu ülkeye gelirse çok ciddi nefes alırız. Belki bugün doların bu seviyede olmasının temel nedeni de bu dolar kaçışlarından kaynaklanıyor. Bu dolarlar kendi ülkemize geldiğinde dolarda belli bir seviyeye ineceğini düşünüyorum. Örtülü örtüsüz, resmi veya legal, yani legal olmayan gayri resmi 1 trilyon dolardan fazla paranın, yani Türk iş adamları veya yatırımcıların yurt dışında paraya tuttuğu iddia ediliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ya tabii belki o rakam çok yüksektir. Yani bu, o rakam olmasa da ona yakın çok çok ciddi paraların olduğunu, gerek zaman zaman İsviçre bankalarındaki bu hesapların hangi Türklere ait olduğu ile ilgili haberler de yansıdı. Ama son yıllarda Batı'da yatırımları görüyoruz. Örneğin İtalya'da bir önemli iktidara da yakın Türk iş adamının 2-3 tane yatırımını tesadüfen dolaşırken orada bir genel müdürle karşılaştım. Ne yapıyorsunuz dediler. Bizim burada dediler böyle bir yatırımlarımız var deyince üzüldüm yani. Evet. İsterdim ki bu yatırımlar kendi ülkemizde olsun. Şimdi tabii ki burada... Onların gidiş nedeni orada daha çok karlı olduğu için değil. Evet. Burada paraları güven içinde olmadığı için. Şuna da etken olabilir mi? Bunların tek tek geldiğimiz zaman hesabını soracağız. İşte paralar, işte büyük şirketlerin özellikle tamamen işte el koyacağız veya farklı bir şey yapacağız şekliyle. Yani Millet İttifakı'nın da buna bakış açısının sert olmasından dolayı tedbir için yurt dışına da çıkmış olabilir mi? Tabii paralara el koymak bu böyle hukuk sistemi neyi gerektiriyorsa hukukun mutlaka işletilmesi gerekiyor ama daha çok ben ya iş dünyasının temel şeyi dini imanı kârdır yani ona bakmam. Doğru, genelde ama öyledir. Bunlara bu imkanları kim sağlamışsa asıl yargılanması gereken onlar. Doğru.